Şimdi tabii ki vicdanı olan insanı ayağa kaldıran o vahşete dönelim. Şu anda Gazze'lilerin ne yaşadığını bu rakamlar maalesef çok net ortaya koyuyor. İsrail ordusu 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'ye bir atom bombası gücünde bomba yağdırdı. Kilometre kareye 33 ton bomba düşüyor. Gazze'de her 100 kişiden biri hayatını kaybetti. 15 dakikada bir de bir çocuk yaşamını yitirmeye devam ediyor. Can kaybı 6546'ya yükseldi. Hastanelerin önü cenazelerine teslim almak isteyenlerle dolu. İsrail'in artık soykırım boyutuna varan saldırıları nedeniyle 1 milyon 400 bin Filistinli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Beyaz Saray ise ateşkes sadece Hamas'a yarar diyerek müttefiki İsrail'e arka çıkıyor ve ateşkese kesinlikle karşı olduğu mesajını veriyor. Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana ölüm yağıyor. İsrail ordusu 18 günde 12 bin bomba kullandı. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasına eşdeğer. Hava saldırıları öyle yoğun ki kilometre kare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştü. Çok sayıda mahalle enkaza dönüştü. Konutların yarısı yerle bir oldu. Yıkılan cami sayısı 30'u aştı. 3 kilise ağır hasar aldı. 1,4 milyon Filistinli İsrail'in saldırıları yüzünden evlerini terk etti. 600 bini Birleşmiş Milletler kamplarına sığındı. Ancak kamplar kapasitelerinin 4 katı insanla dolu. Üstelik Birleşmiş Milletler hizmetlerini durdurmak zorunda kalabilir. Çünkü kamplardaki yakıt stoğu bu gece bitiyor. İsrail ise Hamas'ın eline geçeceği iddiasıyla Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyor. Can kaybı her geçen saat artıyor. Gazze şeridindeki her 100 kişiden biri ya öldü ya yaralandı. Hastanelerin önü cenazelerini teslim almak isteyenlerle dolu. Kalabalık hiç eksilmiyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyini de vurduğu için güvenli tek bir yer yok. Aileler sadece hayatta kalma yolunu değil, öldürülen yakınlarını teşhis edebilme yolunu da düşünmek zorunda. Akla gelen çare ise işte bu bileklikler. Bu bilekliği bütün kardeşlerime taktık. Şimdi ayrıldık, yarımız Han Yunus'ta, yarımız Gazze'de. Bu sayede hepimiz birbirimizi bu işaretle tanıyacağız. Eğer ben öldürülürsem annem bizi bulacak. Ya da annem kardeşlerim öldürülürse biz onları teşhis edeceğiz. Hamas bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı. Ancak İsrail hava saldırılarını durdurma sinyali vermiyor. Beyaz Saray'dan da olası bir ateşkes sadece Hamas'a yarar açıklaması geldi. Ancak insani yardımların geçişini sağlamak için çatışmalara ara verilmesi önerildi.